Evet 15. soru. Günlük hayatta yapılan uygulamalardan bazıları basıncı artırmaya yönelikken bazıları ise azaltmaya yöneliktir. Fen bilimleri dersinde basınç konusunu anlatan öğretmenin basınç değişimleri ilgili verdiği örnekler şekildeki gibidir. Arkadaşlar basıncı artırmak ve azaltmak şu şekilde oluyordu. Bakın eğer ki sizin yüzey alanı azaltılıyorsa azaltılıyorsa amaç basıncı basıncı artırmak ters orantımız vardı. Eğer ki yüzey alanı yüzey alanı artırılıyorsa basınç basınç azaltmak azaltmak amaçlanmıştır. Şimdi bakalım örneğimize. Bakın Verilen örneklerde bıçağın bilenmesi yani sivriltilmesi, krampon, işte raptiye hep yüzeyin ne ile alakalı? Alanının azaltılması ve basıncın artırılması ile alakalı. Diyor ki aşağıda verilen örneklerden hangisi öğretmenin verdiği örneğe benzerdir? Yani örneğimizde yüzey alanımız azalacak. Bakın A şıkkı trenlerin e, raylarının işte çok fazla tekerleklerinin olması basıncı azaltmak için arkadaşlar. Onun için yanlış bir örnek olur. İşte iş makinelerinin tekerleklerinin palet şeklinde olması yüzeyi artırır basıncı azaltır. Kara ayakkabısı yüzeyi artırır basıncı azaltır. Ama zincir arkadaşlar yukarıdaki örnekle e, ilgilidir. Uyar e, amaç nedir orada? Yüzey alanın azaltılıp basıncın artırılması cevapta da Ceyen olacak.